Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, 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 günaydın. Sevgiyle, saygıyla, güzellik, gülücük, mutluluk, umutla kocaman bir günaydın. Her şeyin en güzeli, her şeyin en mutlusu, her şeyin en sağlıklısı hem sizin hem bizim olsun. Çok da güzel bir sabah olsun inşallah. Haftanın tam ortasındayız. Çarşamba sabahını gerçekleştiriyoruz. Ve bu sabah her nedense bilmiyorum. Zeynol'un yanına geçerken aklıma takılmış türküyle devam etmek istiyorum ki onun da aklına takayım. Gün boyunca, program boyunca çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim el aldı türküsüyle devam etsin. Canım günaydın. La, 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 la. Günaydın. Günaydın. Çarşambayı Allah sel ya. Aldı. Hemen bir açıklıyorum. Sevgili izleyenler. Zeyno'nun böyle bir tiki var. Ola ki yanında herhangi bir türküyü, herhangi bir parçayı seslendirirseniz o gün boyunca aynı türküyle güne devam edebilir. Çok değiştir. Anlamsız yerlerde söyleyebilirim. Ama güzel bu. Bu güzel. Çarşambayı sel aldı. Müziksiz de yaparız. Bir yar sevdim el aldı. Ama bu sevme. Çok fena. O ne öyle? Bu ne bu? Şey ilk çağlardan kalma dinozorus gibi bir şey bu. Şey bu sinek, sinek olayından aşmış artık Zeynep. Kocaman Atsına'nın bir tık üstü. Yani fazla beslenmiş. Sulak. Yapısal olmuş. Ay. Aslında hayvanları çok severiz. Ama bu severim derece ama değil. Severim ama çok içim bulandı. Yemeklerimize yaklaşmadıkları müddetçe. Dokundurtmadık. Bakteriyel bir olay olmadığı müddetçe severiz. Onlar da yaşasın. Onlar da canlı. Hayır, şey diyeceğim. Ama buraya nasıl girebilir? Bize bakar dokunmasın. Mısın? Sevgili izleyenler, stüdyoyu böyle ev gibi görüyorsunuz ya. Devasa bir yükseklik var burada. Ve kapalı ama. Yukarıda kim bilir ne canlılar vardır. Yapma ama. Birlikte yaşadığımız kim bilir ne canlılar. Su atacağım üstüne sus diye. Çok çok detaylı. Eriyeceksin vampir gibi. Kötüyüm bu sabah. Canım benim nasılsın? İyiyim. Gerçekten sen bugün bir üstümü oynuyorsun. Öyle aklıma şey takmalar, türkü takmalar. Ki çarşambayı sel aldı. Bir böyle yemeğime İçine şeyler. İçine şey karıştırmalar böyle. Ay evet. Fitne, fiçur, fesat. Ben hiç arkanda gezen şeyden bahsediyor muyum seni? Yürüyor. Geçti mi? Geçti mi? Orada yok, mı? Yok, duvarda arkanda. Devam mı ediyor? Tırmanıyor mu orada, sabit mi duruyor? Böyle mi? İkiz öyle bekliyor. Ay korku filmi izlemeden korku repliklerini bu kadar bilen iki tip olamaz. Gerçekten hiç tahammülüm yoktur ama bütün repliklerini bilirim. Şöyle böyle. Gözüm, korku Allah filmi reva buydu getirmedi. İşte. Canım arkadaşım bir daha da seninle uğraşırsam. Mikrofonlar fırladı sevgili izleyenler. Kötülük de yapamıyorum. Bünyede durmuyor. Ne yapayım Zeyno? Bana karşı da tutmaz. Aa bak 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 bak. Kendine fayda çıkar. Ya ikimiz de bu kadar mı megaloman olunur? Ben işte ay kötülük bünyede durmuyor'a bağladım. O da bana karşı tutmaz. Bana karşı tutmaz. Biraz megalomanyaz galiba. Azıcık var. Gelen giden var galiba. Bant değil mi? Sus bu. Su mu? İyi hadi bakalım. Mikrofonumu da taktım. Sağlamdayız umarım. Sağlamdasın. Sen böyle bir baharsın bugün. Evet. Güzel ama olmuşsun. Şey... Hadi söylemeyeyim. Söyle. Diyorsun. Evet, baharsın. Hani renk ve tarz itibariyle biraz ya. Yok yok, güzel güzel. Yok yok, bırbırlanma. Şu düğme açılacak, içte beyaz atlet olacak. Yırtık böyle bir boyfriend kotuyla giyinelim. Hoş. Evet. Altında söyleyemeyeceğim marka, benim sevdiğim spor ayakkabılar. Ama çık çık çık. Ne oldu? Ne oldu? Biraz tarz oldu. İmaj maker'a ihtiyacım var. Yani tabii kostüm böyle bütünsel olarak yollanınca ben otomatikman öğretmen hanım hanımcık bugün bankaya giden bir memure moduna girebiliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ruhumda var tiyatro. Modaya da girersek. Zaten Ivana sert kovulmuş. Gerçekten mi? Sizce şakasın. Söyledim. Öyle okudum. Aman. Niye olduğunu bilmiyorum, o kadar da ilgilenmedim. Sadece ama sosyal medyada sürekli... Kovuldu, kovuldu falan diye yazıyordu. Ne kadar çirkin bir tanımlama. Bence kovuldu. Bence o çekip gitmiştir gibi geliyor.
Bence öyle bir şey yoktur. Ben sana söyleyeyim şimdi, de. Şimdi yorumlar, yorumlarıma başlamayayım istersen İvan'a sertleyelim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sessiz söylemiştim az önce çok, adını. Kimse duymamıştı. Çok güzel olduğu iddia edilip yıllardır bu ülkede yaşayıp televizyon programları yapıp hala insan bir Türkçeyi doğru düzgün konuşmaz mı? Alttan bir şey geldi. Ne geldi? Ercan şeyden internetten indiriyor. Beni izledi. Benim hikayemi izlerken yakaladı. Ya bir de öyle bir şey var. Nasıl da konuyu değiştirdik? Evet. Hadi kimseye buradan uçmayalım. Herkesin kendi dünyası, herkesin iş hayatı hiç bizi ilgilendirmez. Ama tabii şov dünyası farklı bir dünya. Hani, belirli evet. şeyleri çözmüş olsan bile şov dünyasında kalabilmek ve o imajı korumak için mış gibi davranıyor insanlar. Hani sanki bence konuşamıyormuş de. Gibi. Sanki öyle değilmiş gibi. Tulum. Tulum. Evet. Bence de. Yani bu kadar yılda inanamıyorum. 2 yılda gelenleri gördüm. Bir konuğumuz vardı. Eleni. Elena. Hmm, Elena. Ne kadar güzeldi. Yakın zamanda Elena yakın gelmişti zamanda üstelik ve ne kadar rağmen, toparlamıştı. Deyimlere kadar. Tek başına bir programda evet tabii ki artikülasyon, toparlama tabii, falan tabii, onlar tabii. çok mümkün ama Elena eminim ki 1-2 yıl sonra, 3 yıl sonra bizim gibi çok ufak bir benzerlikle bazı hecelerin, bazı tabii, kelimelerin, tabii. bazı harflerin üzerine bastıklarında ancak yabancı kökenli olduklarını anlayabilirsiniz. Yani bu derece, o derece değil. O, değil, şoktadayım. Aynen. Ü'ye bağlayıp, aynen. neyse böyle de dedikodu. Neyse yemeğimize bak. Sabah dedikodumuzu bak. Da yaptık. Sen bu sabah bir bak. Günahkarlık var bünyede. Sen bugün evet. Gerçekten ay dedikodu bile yaptım inanamıyorum. Ben gizliden ego dedikodu. Şuradan sen aleni seni söyledin. Seni korkutma, hayvanlara şiddet. Ne olacak benim bu halim? Hayvanlara şiddet. Nasıl korkutuyorsan gelmiyor geri. Yaptım ya bak evet. Yok gerçekten böyle bir darbe falan oldu. Şöyle yaptım hayvancağız şu spotlardan bir. Şurada. Merhaba diyorum. Yok yok gerçekten sinek de olsa şiddete karşı. Bu programda hiçbir canlıya zarar verilmemiştir. Geldi. Evet. Çok çok andık. Saçından. Gerçekten. Bununla ilgili bir ekibimiz var mı? Bizi kurtaracak bir ekip var. Şöyle ekibimiz, ekipmanımız var. Senin üstüne konduğunda sinek ilacı sıkabilir. Yine sinek ilacı insafla tavayla falan vuracak diye tahmin et işte. Sabah birbirimizi bu sabah bu derece seviyoruz. Sinek ilacı tava. O sinek ilacı hayal ediyor. Ben de diyorum ki kafama konduğunda da tavayla geçirecek. Hayır bir sefer daha böyle bir şey oldu. Oh. Sinek ilacı verdi. Buna da o yüzden. Oh Allah'ım sana çok şükür. Sen Allah hep geçer gülmekten misin? Ayırmaz. Hemen Amin. Geçiyorum. Hemen krize geçiyorum. Gireceğiz yine sonra. Zeyno bir şey söyleyeceğim. Bulgur fazlamız mı var? Bu sabah. Hayır. Bu sabah yine bir bulgur durumu. Dün akşamki bir kaşık kadardı. Bulguru kaynatırlar, güzeli oynatırlar Zeyno. Evet. Onun da bir türküsü evet. var. Ona da bağlayalım mı? Fidayda da Ankara'lı Fidayda. Yok bu sabah senin kafana bir türküyü takmazsan. Çarşambayı söylüyorum içimden. Hala söylüyor musun? Tabii canım. Dışından da söyle. Ben tahmin edeyim sen altta fon yap. Çarşambayı selam. Soğanımız var. Soğanımızı doğruyoruz. Soğanımızı, mantarımızı çık 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 doğruyoruz. Evet. Bulgur varsa bir şekilde çünkü çok tok tahıl olduğu için evet. onu bir şekilde ya haşlamak lazım. Yası yok. Mutlaka bir şekilde haşlayacağız bunu yenmesi için o böyle lüp diye yutulmayacağına göre haşlayacağız. Bu kez tavuk mu saracaksın kesmemişsin henüz ama bir tavuk sarma hayali kurdum şu anda ben. Bulgur ve mantarla oluşturulmuş iç tavuklara sarılmış ama öyle bir şey yapsan sen üstünde sos mos olur olmaz. Bulgur bu kadar varsa bu bulgur pilav olur sadece. Az ama. Tavuklu bulgur kapama pilavı yapacağız. Tavuklu bulgur kapama pilavı. Kapama bulgur pilavı yapacağız. Tavuklu mantarlı. Biraz mantı o senin sevdiğin Erzincanların dediğin var evet. ya. Ona benzeyen bir mantıkla yapılıyor. Bulgurumuz şöyle bir kendi haşlayacak. Suyunu çekerken ayrı yerde kavrulmuş. Soğanımız ve mantarımız olacak tereyağında. Buharında pişmiş olacak. Onu ilave edeceğiz. Hepsi harmanlanacak. O sırada da bir fırın kabı olabilir. Döküm tencerede, ocakta tercih edilebilir. Ona şöyle alta tavuklarımızı kapatacağız. Üstüne bulgurlarımızı koyacağız. İyice basacağız. Böyle bir lezzetli servisi güzel olacak. Tavukların da suyu
pilava geçmiş olacak. Hem tavuklu, hem sunumu güzel, hem çok az malzemeli. Çok güzel. Biz bu sabah sevgili yönetmenimle Mustafa'cığımla şey dedik. Acaba yemeği mi sorsak dedik. Sonra bir köprü sormaya karar verdik ama yemeği de sorabilirmişiz. Önümüzdeki günlerde yemeği soracağımız sorular. Tamam. 45'te biliyorsunuz sevgili izleyenler bir reklamımız var. Adını şu anda söyleyemiyoruz. Bir marketler zinciriyle ilgili. Her sabah 100 liralık alışveriş kartı kazanıyorsunuz. Bu sabah da kazanacaksınız ama ilk arayan olma koşulu olmasın. Bir soru sorulsun dendiği için bize şirket tarafından biz de herkesin bilebileceği kolay sorular organize ediyoruz sizler için. Çünkü ilk arayan kazanabilsin diye. Bu sabah Setbaşı Köprüsü'nün paralelindeki şehre ait tarihi köprümüzün adını soracağım. Çok seviyorum. Evet. Sarı bir yapısı var. Neyse detaylara soruyu soracağımız zaman geçeriz. Ama bundan sonra yavaş yavaş Zeynep'in gerçekleştirdiği lezzetlerin isimlerini de geçmeye başlayacağım. Çünkü durun demiyorlar bize, devam edin diyorlar. Biz de soru akılda konusunda... Akılda kalıcı o zaman. Aynen öyle. Daha da yapayım güzel olacak. Evet. Net cümleler. Sen zaten kapama genelde... bulgur pilavı bu. Kapama bulgur pilavı. Mesela evet. Sorsak bunu sorardık. Ama bundan sonra bugünkü yavaş yavaş değil, bunu evet da hayata geçirelim. Bu da Mustafa'nın fikriydi. Canım benim çok teşekkür ediyoruz. Spora geçmeden önce birkaç haber vermek istiyorum ben. Ver bakalım. Ben de alayım. Sen de lezzetine başla. Hani bizim... İsim koyalım bizim şu uçan canlıya. Dinozoruz ölçekli. Ökeş. Ökeş mi olsun? Tamam. Ben de az kalsın bir arkadaşımızın, mevcudiyette var olan bir arkadaşımızın ismini söyleyecektim. Son anda dedim ki onu söylemeyeyim. Zeynep bulsun. Ökeş güzel. Ne bileyim o geldi. Bizde ökeş yok değil mi? Yok değil mi arkadaşlar? Yani etrafta da var, küçümsemek için değil. Ökeş adı olanlar. Harcam ekip arkadaş. Çok. Artık o bizim hayatımızın bir parçası. Tabii, olacak. Tabii onun için. Ökeş deyince aklımıza başka bir şey gelmesin. Asla olmaz. Ercan. Ercan olmaz. 15 dakika isyanından bahsetmiştim dün sabah. Sonra dün sabah aslında sizlere anlatmak üzere gazetelerden kestiğim, kırptığım, daha sonra da doktorumla reklam arasında konuştuğumuz, tartıştığımız ama bu sabah mutlaka dile getirmem gereken çılgınlıkların sadece bizim ülkemize ait değil, bunu reklam arasında dün tüm ekip olarak da konuştuk. Dünyada bir çılgınlık var. Dünyada bir densizlik, tepkisellik, bazı değerlerin kaybolmuşluğu var. Bu neye delalettir? Bu neyin göstergesidir? Eski insanlar bununla ilgili hurafe adı altında nitelendirilmiş ama her zaman gerçeklik payı olan açıklamalar yapmışlardır. Nineleriniz, dedeleriniz, eğer böyle şanslı çocuklarsanız, ninelerle, dedelerle büyüdüyseniz siz de bilirsiniz belki bizim gibi. Bizimkiler derdi ki insan çoğaldıkça, katlar yükseldikçe, yapılar fazlalaştıkça belirli dengesizlikler olacak. Öyle söyleyeyim. Çok fazla korkutmayayım ama bina sanki zina artınca. Evet. Sanki böyle o ninelerin, dedelerin söyledikleri zamana geliyormuşuz gibi bir his var içimde. Tamam tamam ben bu sabah gerçekten kötüyüm. Kesin sen oldun bugün. Olumsuz bir sabahındayım. Neyse. Almanya ile Çin arasında bizim de biliyorsunuz bazı sıkıntılarımız var. Diplomatik sıkıntılarımız. Ama sadece bizde olmadığını anlatmak için bu haberi özellikle vermek istiyorum. Almanya ile Çin arasındaki ilişkiler tişört krizi yüzünden gerilmiş sevgili izleyenler. Çin'in Berlin Büyükelçiliği üzerinde İngilizce bir köpeği kurtarın bir Çinliyi yiyin ve bir köpek balığını kurtarın bir Çinliyi yiyin yazılı tişörtlerin satışının durdurulması için Alman makamlarına göreve davet etmiş. Haklılar. Bu derecede bazı değerlere saygısızlık, bazı ülkelerin direkt adını kullanarak, bazı milletlerin direkt adını kullanarak tepkisel yaklaşımlarda bulunmak saygısızlığa giriyor. Eğer saygı çerçevesinde olursa biz de karşıyız Çin'de köpeklerin, kedilerin yenmesine. Tabii ki yenmesin bir şekilde. Onların hayat şartlarını, standartlarını da bilmiyoruz aslında. Eleştirirken bir de o toplumların yaşadıkları, geçmişlerinde yaşadıklarını da irdelemek ve özümsemek gerekiyor. Çin toplumu kendi içlerinde sosyalizmi yaşarken devrimden sonra öyle aç kalmışlar ki insanlar birbirlerini bile yemiş. Biraz tarih okusa insanlar bugün onların kedi köpek yemesini çok fazla yadırgamaz. Evet ciddi söylüyorum, biraz araştırın tarihi, göreceksiniz. Çinliler çok da uzakta değil, yine 1900'lerin başlarında birbirlerini yemişler aç kaldıkları için. O yüzden çok fazla olayları yadırgamamak lazım. Sadece araştırmacı olmak lazım sorgularken. Çin ve Almanya arasındaki krizi biraz sizlere üstüne basarak anlatmak istiyorum. İki ülke arasındaki gerginliğin nedeni Almanya'da üzerinde bir kez daha söylüyorum. Bir köpeği kurtarın, bir Çinliyi yiyin.
baskılı tişörtlerin satılması. İnsanlar da doğal olarak buna itiraz etmişler. Xinhua haber ajansının haberine göre Çin'in Berlin Büyükelçiliği Çinlilere hakaret eden bu tişörtlerin internetten satışının durdurulması için Alman makamlarını göreve davet etmiş. Tişörtleri satan Dıdıp Dıp Dıp firması, gerçi bizde böyle bir marka yok ama, Çin'den gelen tepki üzerine daha önce yaptığı özür açıklamasında etnik köken, milliyet ve din konularında ayrımcılık ve hakaret içeren sloganların yasak olduğunu kaydetmiş. Ancak Çin bu açıklamanın yeterli olmadığını işaret etmiş. Tişörtlerin satışının durdurulmasına, daha kapsamlı şekilde özür dilenmesine, hatta tişörtlerin toplanmasını istemiş. Haklı. Haklı. Yani bu derece. Hani Çin'le ilgili biliyorsunuz bizim bazı algılarımız var. Ben Çin'le ilgili yorumlarda çok fazla hoşnut değilim oradaki yapılanmadan, ama yine de yiğidi öldür, hakkını ver. Her zaman objektif olmalıyız. Her zaman farklı farklı açılardan bakabilmeliyiz. Burada Çinliler haklı. Direkt onların özlük haklarına bir hakaret söz konusu. Nerede olursan ol. Bir de sen bu tişörtü basıyorsun. Üstelik internet üzerinden satıyorsun. Sadece kendi memleketinde değil, tüm dünyada internet denilen sistemle tüm dünyada satıyorsun. Neyse, işte ülkelerde böyle sadece bizde olmayan, tüm dünyada olan bu densiz davranışların olabileceğini, biraz daha sakin olmamız gerektiğini bu şekilde bağlamak istedim huzurlarınızda. Şimdi bu hafta çok önemli bir hafta. 18 Mart'a hızla yaklaşıyoruz. Çünkü 18 Mart bizim özümüzde, bizim geçmişimizde çok büyük bir acının, çok büyük bir mücadelenin ve çok büyük bir gururun yazılı olduğu, kazılı olduğu bir tarihtir 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin tarihidir. Onunla ilgili bir haber yakaladım gazetede. Çok fazla bekleyemeyeceğim. 17'sini beklesem mi diye düşündüm ama beklemeden vermek istiyorum. 18 Mart'ta, 18 Mart'a özel bir şey yapamayacağız. Çünkü cumartesi günü canlı yayında değiliz. Fakat bir gün öncesinde ve muhtemelen hemen ertesindeki pazartesi sabahı tüm yapılanları da size anlatacağız. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde tarih aşığı bir bakkaldan söz edeceğim şimdi size. Bakkal Salim Mutlu. Nasıl aşık biliyor musunuz? Öylesine aşık ki yiyecek ve içecek karşılığında köylülerden savaş malzemelerini topluyor. 1961 yılında oluşturduğu müze yarım asırdan fazla süredir de ziyaretçilere açık. Savaş anılarını görme fırsatı buluyormuş. Evet, bir bakkal Salim Mutlu ve yıllarca un vermiş köylüye, savaşla ilgili anıların saklı olduğu malzemeleri almış, toplamış. Şeker vermiş, toplamış. Yiyecek malzemesi vermiş, toplamış, 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 toplamış. Sonra bunlardan bir müze yapmış. Muhteşem. Çok etkilendim ve çok hoşuma gitti. Bu güzel haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Tarihi eser toplayarak ve bunları hiç etmeden toplumla paylaşarak gerçekten gerçek bir Türk evladı olduğunu göstermiş Salih Mutlu. Saygıyla önünde eğiliyoruz biz de. Efendim, saat hızla ilerliyor. Önce bir sporumuzu yapalım. Eğer vaktimiz kalırsa birkaç haberimiz daha var ama spordan hemen sonra belki de yarışmaya geçeceğiz. Şu anda bilmiyorum. Yarışmadan sonra da çok önemli, çok değerli sohbetimiz gerçekleşecek. Kimle? Elma Life'la Doktor Mustafa Tökenli. Ama şimdi hareketlenme, canlanma zamanı. Haydi bakalım herkes ayağa. Spor! Herkese günaydın. Bu sabahki sabah sporumuzda yine Go Life Personal Training Studio'da başlıyoruz. Sabah spor yapmaya hazırsak eğer, hemen ayağa kalkalım ve başlayalım. Minik minik adımlarla başlıyoruz. Nefes al ve ver. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için bol bol spor yapmamız gerekiyor. Egzersizlerimizi unutmayalım. Adım yaparken parmak ucundayım, topumu çok yere değdirmemeye çalışıyorum. Bacaklarım düz eksende, dizlerimi hafif karnıma doğru çekiyorum. Ellerim yukarıda. Evet, şimdi kollarımla daire yapıyorum. Omzum ve kollarım ısınıyor. Şimdi tam tersi. Nefesi unutma. Nefesi daima burnundan alıp ağızdan veriyoruz. Daire yap. Kolları iki yana açtık. Evet.
pazara doğru açalım kolları, iyice ısınalım. Güzel bir ısınmadan sonra her egzersiz çok daha faydalı olacaktır. Nefesini unutma. Hareketi unutma. Bol adım yapıyoruz. Şimdi yana doğru esnedim. Uzandım. Yana iyice esne. Yan eksenini hisset. Uzat. Diğer taraf. Uzan iyice, nefesini unutma. Karnı sık. Nefesimi verirken iyice karnıma sıkıyorum. Kalçamı esnetiyorum. Ellerimi belime alabilirim. Burada da dik durmaya özen gösteriyorum. Dışarıya doğru daireler yaptım. Bugün biraz daha bacak, iç bacak, kalça ağırlıklı bir çalışma yapacağız. Tabii ki diğer bölgelerimizi unutmayacağız. Bunu yaparken kendinize destek olması için bir duvardan destek alabilirsiniz bir sonraki egzersizler için. Ya da bir sandalyeden. Evde bulunduğunuz bir yerden destek alarak ya da destek almadan da yapabilirsiniz bu egzersizleri. İçe doğru daireler yapıyorum. Kalça eklemim iyice ısınıyor. Yine mini mini adımlar yaptım. Devam ediyorum. Tek bacakları biraz daha esnetmek adına öne doğru esnedim. Egzersiz başında esnemeyi hareketli bir şekilde yapabilirim. Ama egzersiz sonrasında esnediğim noktada kalmam gerekiyor. Şimdi egzersiz başında olduğumuz için öne doğru esniyorum. İyice bacakların arkasını hisset. Esne. Uzan. Bacakların arkası iyice gerilsin. Bacak arkası esnekliğimiz çok önemli. Bacak arkalarımız ne kadar esnek olursa belimize o kadar yük binmeyecektir. Bacağımın içine esnetiyorum. İyice bacağın içini hisset. Olabildiğince aç bacaklarını yana doğru. Bir bacağın üzerine oturarak bacağın içini hissediyorum. Ayak parmak uçlarım daima gövdemin baktığı tarafa doğru bakıyor. Ver nefes. İyice otur, hisset. Ne kadar esnek olursak günlük hayatımızda o kadar rahat ederiz. Ve sakatlanma riskimiz düşer. Yaptığımız egzersiz çok daha faydalı hale gelir. Ver nefes. Dik durmaya özen göster bu egzersizleri yaparken. Yine aynı şekilde bu pozisyonda da öne doğru iyice esniyorum. Önce ortadayım olabildiğince. Bacağımın arkasını ve bacağımın içini hissediyorum. Biraz öne doğru gittim. Ellerimi öne uzattım. Başımı da aşağıya doğru uzatarak esniyorum. Şimdi yana doğru esnedim. Uzan. Ortadayım. Ve diğer yana. Yine ortadayım. Esne öne doğru. Ve yavaşça topla. Bacağın birisi önde, birisi arkada. İyice esniyorum. Dik durmaya özen göster bu hareketleri yaparken. Arka bacağımın altında esnediğini hissediyorum, topuğum yerde. Şimdi diğer taraf. Nefesten hiç unutma, olabildiğince dik durmaya çalış. Bütün enerjini bedeninde topla. Bacağımı geriye doğru çektim, bacağımın üstü esniyor. Bacak kaslarımı iyice esnetiyorum başlamadan önce çünkü iyi bir bacak çalışması yapacağız. Özellikle sizden gelen talepler üzerine. Diğer bacağım. İyice çek. Bacağın üst kası esnesin. Şöyle boynumuzu esnetelim. Bir sağa bir sola. Öne ve geriye. Şimdi yine mini mini adımlarla başlayalım. Isındık. İyi bir stretching yaptık. Esnetme hareketleriyle de ısındık. Şimdi yan yakımla devam edebiliriz. Günde 10.000 adım. Kalp için, kilo vermek için en az 15.000 adım atmamız bizler için önemli. Telefonlarımızdaki adım sayarları mutlaka kuralım. Düz adım yaptım.
Evet, bacaklarımı iki yana açtım şimdi. Tek bacağım, bunda destek alabilirim dediğin gibi. Tek bacağım tam ayağımın yanında. Parmak ucum aşağıda, topuğum yukarıda. Olabildiğince dik duruyorum. Bacağımın müsaade ettiği kadar, eklemin müsaade ettiği kadar. Ayağımı yukarıya kaldırıyorum ve indiriyorum. Bir, iki. Çok kaldırmak önemli değil. Üç, kası hissetmek. Dört, beş. Destek alabilirsiniz. Altı, yedi, sekiz, dokuz ve son. Yukarıda bekliyorum. 10 nefes. 1, 2, karnını da sık. 3, 4, yerdeki bacağınla çalışır. 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Şimdi diğer bacağıma geçiyorum. Bacağım tam, bacağımın yanından düz bir şekilde açıyorum. Parmak ucum geri gösteriyor, topuğum biraz daha dışarıyı. Bacağımın dışını hissediyorum, yana aç. 1, 2, 3, hisset bacak kaslarını. 4, 5, 6, 7, dik durmayı unutma. 8, 9 ve son. Aç, bekle, 10 nefes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nefesini unutma. 7, 8, 9 ve son. Bacaklarımı küçük küçük hareket ettiriyorum ve dinlendiriyorum. Şimdi aynısının içe doğru açılanını yapacağız. Ama ayağımızı bir adım öne alıyoruz. Ayağım bir adım önde. Parmak ucum yere bakacak şekilde bacağımı iyice kasıyorum. Kastığım zaman bacak kaslarının da kasıldığını hissetmem gerekiyor. Ne kadar çok kasımızı devreye sokarak çalışırsak eğer o kadar güzel sonuçlar alırız. Dik durmayı özen gösteriyorum her zaman için. Bir destek alabilirim. Parmak ucum gergin. Şimdi önde düz çizgi yapıyoruz. İçe yaptım. Yana açtım. Bunu yaparken gövdem dönmeyecek. Sadece kalça eklemimden yapabildiğim kadar yapacağım. Üst tarafım sanki alçıda. 1, 2, 3, dik dur, nefesini unutma. 4, karnını sık. 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Değiştiriyorum bacağımı. Diğer bacağımı yaptım. Bir bacağım öndeydi. Parmak ucum gergindi. Dik duruyordum. Kalça eklemimin izin verdiği kadar içe ve dışa açıyorum. 1. Üst tarafım alçıda. 2. 3. 4. 5. Yerdeki bacağını da hisset. 6. Nefesini sonuna kadar ver ve karnını kas. 7, 8, 9 ve son. Küçük küçük adımlar yapıyoruz. Şöyle bacaklarımızı dinlendiriyoruz. Salla 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 bacaklarını. Şimdi aynı hareketin bir adım geride olan versiyonunu yapıyoruz. Olabildiğince yine dik duruyorum. Çok hafif belki öne eğilebilirim ama kapanmıyorum. Dik durmaya özen gösteriyorum. Bacağım geride. Parmak ucum iyice gergin. Kalçamı ve bacak kaslarımı iyice sıktım. İçe ve dışa. Bunu yaparken gövdem dönmüyor. Gövdem düz. Nefes aldım. Nefes vererek. Yana aç. 1. 2. Nefesi unutma. 3. Karnı sık. 4. Ayağımla çizgi yapıyorum. 5, 6, sık bütün kaslarını. 7, 8, 9 ve son. Şimdi değiştirdim. Diğer bacağımı yapıyorum. Bacağım geride. Dik durdum. Parmak ucum gergin. Yana aç. Düz çizgi. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Küçük küçük adımlar yaptım. Bacaklarımı yine dinlendiriyorum. Şimdi daireler yapacağız. Daireler içe ve dışa doğru yaptığımızda yine çok ince kas gruplarımızı çalıştıracak. İncelmek için çok güzel hareketlerdendir. Bunu evde sadece egzersiz yapmadığınız zamanlarda da bu hareketleri deneyebilirsiniz. Mini egzersizlerdir çünkü. Parmak ucumu öne doğru uzattım. Yine dik durdum. Karnımı iyice sıktım. Nefesimi sonuna kadar verdim. Bacağım önde ve daire yapıyorum. Çok büyük bir eksende değil, gövdemin hizasında daire yapıyorum. Yana açtım, içe kapattım. 2, 3, yukarıya kaldırdığımız kısımda karın daha çok çalışır. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Şimdi diğer bacağımı yapıyorum. Uzattım bacağımı, gergin parmak ucum, kaslarımı iyice sıktım. Gövdemden taşmadan daire yapıyorum. 1, içe doğru. Daha sonra dışa doğru yapacağız. 2, 3, karnını hisset. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Küçük küçük adımlarımızı yapıyoruz yine. Bacaklarımız bir ufak yorulmuş olmalı. Nefesleri unutma. Nefesini al ve ver. Nefesi hiçbir zaman tutmuyoruz. Şimdi aynı şekilde bacağımı uzattım. Az önce içe doğru daire yapmıştık. Şimdi dışa doğru yapıyoruz. Daire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dik durmayı unutma, nefesini unutma, 7, 8, 9 ve son. Şimdi diğer bacağımı uzattım, bacak gergin, parmak ucu gergin, dışa doğru daire yapıyoruz. 1, 2, bunu yaparken gövdenin sallanmamasına özen göster, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Mini mini adımlar yapmaya devam edebiliriz. Bacaklarımız epey bir çalıştı. Bacakları salla. Şöyle bir öne doğru esneyelim. Bacak arkalarımızı hissedelim. Esnet, esnet bacak arkalarını. Olabildiğince yere doğru uzan. Uzan. Salla bacakları. Şimdi yine destek alarak tek bacağım önde. Dizimi karnıma çekiyorum. Ve bu 90 dereceyi bozmadan geriye doğru itiyorum. Sanki bir gondol gibi. Yukarıya kaldır. Geriye it. Kalçanı iyice hisset. Bacağını her daim taşı. Yukarıya kaldır ve geriye it. Başlıyoruz. Kaldırdım. 1. Sık kalçayı. 2. Hareketleri hızlı yapmak değil, doğru akışta yapmak çok daha önemli. 3. 4. Sık iyice kalçayı. 5, dik durmaya özen göster. 6, kaldır bacağını. 7, sık iyice karnını, ver nefesini. 8, 9 ve son. Şimdi diğer bacağımı yapıyorum. Bacağımı 90 derecede kaldırdım. Dizim bükük. Aynı şekilde hiç bozmadan geriye doğru kalçamdan sıkarak geriye çekiyorum. 1, 2,
3 4 5 6 iyice sık kalçayı 7 8 9 ve son iyice sıktı. Bacakları sallıyor, mini mini adımlarını yap. Nefesini düzenlemeyi unutma. Bacakları salla. Şimdi şu çökme hareketlerini yapmamız bizler için önemli, bacak ve kalça kaslarımız için. Yine parmak uçlarım dışarıya bakacak şekilde. Olabildiğince bu sefer bacağımı açarak oturuyorum. Oturdum ve dik durdum. Oturdum, ellerim göğsüm hizasında. Kalkarken kollarımı açıyorum. 1 Otur. 2 Parmaklarını uzat. 3 Kalçayı sık, topuktan destek al olabildiğince. 4 Nefesi ver. 5 6 Nefesi unutma. 7 8 Otur iyice ve aç kollarını. 9 ve son. Şimdi oturdum, bekliyorum. Dirseklerimi çenemin hizasıyla boynumun hizası arasında birleştiriyorum. 1 2 3 Otur iyice, bacaklarını hisset, topuğundan destek al. 4 Topuğuna bas. 5 6 7 8 9 ve son. Kalktım yavaşça. Toparlanıyorum ve bacaklarımı hissediyorum. Salla. Küçük küçük adımlar yapıp dinlendirebiliriz. Şimdi yine bacaklarım dışarıya doğru açık. Oturuyorum yine, ellerim ensemde. Yana doğru dönüyorum. 1 Diğer yana. 2 3 Karnı hisset. 4 Karnı daha çok şu kemikleri birbirine yakınlaştırarak hissedebilirsiniz. Kapat iyice karnını. 6 Şimdi hareket daha çok işe yarar. 7 8 9 ve son. Oturdum. Küçük küçük oturup kalkıyorum topuğumdan destek alarak. 1 2 Bu akıcı. 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Bacakları topla. Öne doğru esne. Uzan. İyice uzan. Kalktım. Şimdi ellerim avuçum yukarıya gelecek şekilde esneme egzersizlerine geçebiliriz. Kollarımı yukarıya doğru uzattım. Yana doğru esnedim. Sonra diğer yana. Avuç işlerim kendime bakacak şekilde. Göğsümü esnetiyorum. Göğüs kaslarımı esnetirken dik duruşumda desteklerim aslında. Bu hareketi sık sık yapabiliriz. Yana doğru esnettim başımı. Omzumu aşağıya doğru bastım. Diğer tarafı yapıyoruz. Önde. Diğer çapraz. Bacaklarımı birleştirdim. Öne doğru esnedim. En gergin noktada bekliyorum. Nefesi ver. Uzan iyice. Bacak arkalarını hisset. Uzan. Bacaklarımı iki yana açtım. Yine aynı şekilde orta kısmı uzanıyorum.
Bugünkü egzersizimizde bol bol bacaklarımıza yüklendik. Vücudumuzun en büyük kas grubu olan ve en çok enerji ihtiyacı olan bacak kaslarımızı çalıştırdığımız sürece yağ yakımımız ve yağ yakımımız çok daha hızlanır ve yağ depolamamız da çok daha engellenmiş olabilir. Diğer taraf. Bacağım için iyice esnetiyorum. Bir bacağım önde, bir bacağım geride. Esnedim. Diğer tarafı yapıyorum. Bacağım birik içte, bacağımın dışını esnetiyorum. Çek iyice kendini. Dik durmaya özen göster. Bunu yaparken destek de alabiliriz. Eğer ki dengede durursak bizim için çok daha faydalı. Diğer taraf. Çek yukarıya. Daha doğru esnedim yine. Uzan. Hisset yan eksenini. Ön çapraza doğru uzan. Gerideki gerginliği hisset, sırtındaki, çaprazdaki. Diğer taraf yana uzan. Ön çapraza uzan. Hisset. Boynumu esnetmeyi unutmuyorum. Bugünkü sabah sporumuz da bu şekilde bitti. Umarım güne güzel başlamışızdır. Herkese iyi sabahlar. Sabahki sabah sporumuz da bitti. Uzun uzun spor yaptık. Umarız kendinize gelmişsinizdir. Hayatınıza hareket katınca kendinizi daha iyi hissetmişsinizdir. Daha fazla iyi hissetmeniz için de biz buradayız. Hali hazırda sizi bekliyoruz. Programımız sizin için dizayn edilmiş, organize edilmiş durumda. Siz kendinizi daha iyi hissedin diye. Mesela yaklaşık 2 dakika sonra bir yarışma yapacağız. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü 100 liralık alışveriş kartı kazanacaksınız. Ama yarışmaya geçmeden önce 2 tane özellikle vermek istediğim haber var. Birisi tavuklarla ilgili. Şu anda pişirdiğimiz tavuklarla hiç alakası yoktur. İkincisi havayla ilgili bir haber. Havayla başlamak istiyorum. Soğuktan bahsediyoruz ya, hani ay titriyoruz, üşüyoruz diyoruz ya. Efendim Amerika bildiğiniz donuyormuş. Donuyor. Son gelen haberler böyle. Amerika'da kara karşı o hal ilan edilmiş. O derece soğuk, o derece kadar. Kar yağışı ve o derece şiddetli yolların kapanması, evlerin buzlarla kaplanması durumları varmış. Doğu kıyılarında yaşayan 50 milyondan fazla kişi Mart ayında beklenmedik bir kar fırtınasının esaretini yaşıyormuş. Saatte 100 kilometre esen rüzgarla gelen kar yağışı bölgeyi felç etmiş. New York Eyalet Valisi şöyle bir açıklama yapmış. Durum olağanüstüdür, o yüzden o hal ilan ediyoruz. Ülke genelinde 5500 sefer iptal edilmiş. Gerçekten öyle. Ciddi hayat Trump, durduranmış. Hayat durmuş. Trump ilk kez yüz yüze görüşmek için Washington'a gitmeyi planlayan, Trump'la ilk kez yüz yüze görüşmek için Washington'a gitmeyi planlayan Almanya Başbakanı kar fırtınası sebebiyle seyahatini ertelemiş. Bu derece uluslararası ilişkileri de etkileyen ciddi bir kar fırtınası. Ben de şuradan biliyorum, Gülse Birsel'i takip ediyorum Instagram'da. O 2 hafta ara verdi, hem yeni filmiyle ilgili çalışmak, hem biraz dinlenmek, hem de New York'ta biraz gezmek için. Bana mı denk geldin kar fırtınası diye paylaşmış. Çok ciddi şekilde New York'u da etkileyen bir soğuk hava varmış. Neyse, bizde de hava soğudu, şikayet ediyoruz da hani olumlu bir şey bulalım. Bardağı dolu tarafından bakın, en azından o hal ilan edilmedi. O yüzden verdim haberi. Reklam mı? Tavuklara gelemedik, tamam olsun, hiç problem değil. Tavukları da yarın sabah veririz. Sevgili izleyenler, birazdan reklamımız başlayacak. Reklamın öncesinde hemen soruyu sorayım. Siz de yavaş yavaş telefonlara yaklaşın. Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya değer katan olayları, olguları sorup anlatmaya çalışırken sizlere Setbaşı Köprüsü'nü sormuştuk. Şimdi Setbaşı Köprüsü'nün paralelinde bir köprümüz daha var. Bursa'ya özeldir. Tarihi bir köprüdür. Restore edildi. Orası bir sokak haline getirildi. Sanatla ilgili çalışmaların yapıldığı böyle küçücük küçücük mekanlar var. Sarıya boyandı. Artık biliyorsunuzdur. Bu köprünün adını sormak istiyorum.
Bursalı olup Bursa'daki değerlere değer veren bir Bursa sever olup da bu köprünün adını bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hemen arayın. 331 70 75 331 70 75 telefon numaramız. Bursa dışından arıyorsanız 0224 alan koduyla arıyorsunuz. Uzatmayayım, reklamlar. Seyhanlar. Seyhanlar Market. Seyhanlar Market. Seyhanlar Market. Seyhanlar Market. Giderken sağdan, dönerken soldan. Evet, tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir kartımız var. Evet. Seyhanlar da her yerde olduğu için bu slogan da çok oturuyor. Çok oturuyor. Çok gerçekten ulaşılabilir. Evet. Fiyatlar çok ulaşılabilir. Ben bu sabah gazetelerdeki reklamına baktım ilanında. Evet. En geniş market ağı evet, olan. Evet. Bursa'da en geniş market ağı olan market zinciri diye vermişler. Evet. Reklam öyleydi. Ama gerçekten çok ulaşılabilir. Nereye gitsen görüyorsun. Fiyatlar çok uygun. Kesinlikle. Bizim kartımız çok güzel zaten. Gıda üzere kullanabiliyoruz. 100 liralık bir karttır evet. Bu sevgili izleyenler. Ailenizin gıda ihtiyacını karşılamak için bizi arayacaksınız. Sorunun doğru cevabını söyleyeceksiniz. Bağlanacağız. Aa, kazandınız diyeceğiz. Sonra siz gideceksiniz en yakındaki Seyhanlar Market'ten 100 liralık alışveriş yapacaksınız. Torbalarınızı dolduracaksınız. Sevdiklerinize yemekler yapacaksınız derken Türkan Bekir aramışlar. Türkan Bekir günaydın. Günaydın Şeyma Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz de iyisiniz. Sesiniz çok, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bugün izindeydik. Oh. Çalışıyor musunuz normalde? Evet çalışıyorum. Nerede çalışıyorsunuz? İsim söylemeyin. Hasta bakıyorum. Hasta bakıyorsunuz. Çok güzel. Çok ulvi bir iş. Evet. Allah kolaylıklar versin. Teşekkürler. Gönül isteyen bir iş. Çok güzelsiniz. Maşallah. Türkan Hanımcığım hemen sorunun cevabını alayım. Irgandı Köprüsü. Ah bravo. Hangi semtte oturuyoruz? Sıra Meşeler'de çalışıyorum ben. Sıra Meşeler'de çalışıyorsunuz, o civarda oturuyorsunuz. Evet. Ama Irgandı Köprüsü'nü biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. Süpersiniz. Seyhanlar Market'i de biliyorsunuz eminim. Evet. Gidiyor musunuz? Biliyorum, sık sık alışverişe gidiyoruz. Harikasınız. Şimdi 100 liralık alışveriş kartınız var. Gidip bir güzel alışverişinizi yapın. Sevgiler sunuyoruz size efendim. Teşekkürler. Çok öpüyoruz. İzlemeye devam edin. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Zeyno Hocam. Nerede olursa olsun, hangi semt olursa olsun. Ben sadece aranma alanını anlayabilmek evet. için özellikle semti soruyorum ama evet. her yerde var. Tabii Seyhan ki her Market. Yerde var. Herkesin evine çok yakın çok var. Çok yakın, evet. Bir de dediğimiz gibi fiyatlar çok uygun. 100 lira ciddi anlamda bir rakam. Belki başka yerde daha az malzeme alınacak ama dolu dolu torbalarla hep söylüyoruz çıkacaklar. Bence çok avantajlı. Yarın da ben arayayım. Bekliyorum. Tamam. Ama bugün reklamlar bitti. Bitti. Sohbete gidiyorum. Reklamlar bitti efendim. Sevgili izleyenler, Olay Televizyonu'nda, Hayatın Tadı'nda yarışmamızı da gerçekleştirdik, haberlerimizi de verdik, lezzetimiz de gerçekleşmeye devam ediyor. Ve artık aileden, ekipten olan doktorumuz, Doktor Mustafa Töken, Envalife stüdyomuzda hoş gelmişler. Hoş bulduk. Doktorumuzsunuz. Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, bomba gibiyiz, hep iyiyiz. Hep iyi olalım. İyi olmamız gerekiyor çünkü sağlık çok önemli, çok değerli. Sizden de aldığımız öğretilerle sağlığımıza nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, sağlığımızı nasıl korumamız gerektiğini öğreniyoruz aslına bakarsanız. Her programda yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bunları da yaşamımıza uygularsak daha sağlıklı, daha iyi görünen, fazla kilomuz varsa kilomuzu vermiş, az kilomuz varsa normale gelmiş hale gelmiş insanlar olarak yaşamımıza devam ediyoruz. Evet. Asıl olan sağlık değil mi doktorum? Kesinlikle. Ve bu beslenmeden geçiyor. İşin tüm sırrı beslenme ve hareket. Tabii ki hareket. Değil mi? Şimdi sağlık ve beslenme ilişkisi birçok kez bahsettik aslında. İnsanlık tarihi boyunca hep birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Hipokrat dönemindeki yazıtlardan da İbn Sina'daki İbn Sina'nın eserlerinden de veya işte İslam öğretisinde de bununla ilgili birçok söz bulabiliyoruz, birçok tavsiye bulabiliyoruz. Şu anda da biz bunu konuştuğumuza göre demek ki gerçekten çok doğru. Herkes bunu konuşuyor doktorum. Evet. Gerçekten evet. öyle. Beslenme çok önemli, çok değerli. Sağlık her şeyden daha değerli. Yani beslenmeden de değerli. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz diyoruz ama birbiriyle çok bağlantılı. Evet. Yanlış yediğiniz zaman, yanlış beslendiğiniz zaman sağlık da gidiyor.
Kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Yani yeterli, dengeli, düzenli beslenmek gerekiyor. Lezzet için, sadece lezzet için sağlığımızı feda etmememiz gerekiyor. Doğru. O yüzden bilinç gerekiyor, bilgi gerekiyor. Beslenmenin önemini bilmek gerekiyor. Nasıl beslenilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. O nedenle bu tür programlardan, bilgi içerikli programlar da çok çok değerli. İzleyicilerimizin mutlaka izlemelerini öneriyorum bu tür programları. Ayrıca sizi de tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten hani hayatın tadı çok farklı. Diğer sabah programlarıyla karşılaştırdığımızda bizzat hani size konuk olarak ve izliyorum da aynı zamanda. Gerçekten çok farklı, bilgi dolu bir akademi gibi. Yani insanları eğitmeye yönelik. Buraya aldığınız diğer konuklarınız da öyle. Evet. Kimse bilgi saklamıyor. Herkes en doğrusunu paylaşıyor, vermeye çalışıyor kendince. Dolayısıyla da hani bu bilgi paylaşımı çok güzel. O yüzden hem size hem buraya gelen konuklarımızı açıkçası tebrik ediyorum. Yani gerçekten çok iyi. Çok teşekkür ederim doktorum. Onur ettiniz bizi. Sizden bunları duymak da çok keyifli sanırım. Evet, yani şöyle, çünkü gerçekten bir bilgiye ihtiyacımız var. Çok var. Yani bir beslenme ile ilgili bir konu ele alındığında veya hareketi konuştuğumuzda, evet biz ilkokuldayken, ortaokuldayken, lisedeyken beden eğitimi dersi vardı ya da saati vardı. O saatlerde çıkar işte kültür, fizik, egzersiz, bazı spor dalları ile ilgili bazı bedensel hareketler yapardık, aktivitelerde bulunurduk. Yarışmalar olurdu. Ama beslenme ile ilgili herhangi bir şey yoktu. Yani bir beslenme saatimiz vardı ama kim evden ne getirirse onu yerdi. Yani onun dışında... Doğru beslenme, çok doğru söylediniz evet. Aslında. Doğru beslenme, sağlıklı beslenme ile ilgili belki de okullarda böyle bir şey yerleştirilebilir. Evet, değil evet, mi doktor? Evet, evet, kesinlikle onu zaten konuşuyorum. Yani bir kültür fizik hareketleri nasıl yapılır ya da işte bedensel hareketler nasıl yapılır? Spor aktiviteleriyle ilgili branşlar var. İşte bir okulun futbol takımı vardır, basket takımı vardır, voleybol, handbol, işte yüzme, atletizm vesaire gibi. Ama baktığımızda bu okullarda hiçbir şekilde bir beslenme ile ilgili sağlık dersinde bile veya hayat bilgisi dersinde bile gençlerimize bu beslenme ile ilgili, doğru beslenme ile ilgili bilgi verilmiyor. Beslenmenin illa nasıl olması gerektiği ile ilgili değil de beslenme ile sağlık ilişkisi bile öğretilse, o bilinç verilse bence çok büyük bir olaya imza atmış oluruz. Yani ülke olarak. Önemli çünkü, bir adım olur. Çünkü yani bu sadece beslenme ile de ilgili değil, sağlığı etkileyen birçok konuda. Yani bir sporu, bir fiziksel aktiviteyi ders olarak değil de, eğlence olarak değil de bir gereklilik olarak sunmamız gerekiyor. Bir beslenmeyi işte karın doyurmak olarak değil de hücrelerimizin ihtiyacı olan gıdayı vermemiz, vücuda vermemiz, o hücrelere göndermemiz olarak anlatmak gerekiyor. Çok doğru. Kesinlikle. Biz sadece damak tadı için yaşarsak, sadece damak tadı için beslenirsek, o zaman işte çocuklarımızı serbest bırakıyoruz. Çocuklarımız da sadece damak tadı için, çünkü o bilinç yok. Hızlı yemek dediğimiz fast food'u hep suçluyoruz ama evet. Aslında onun dışında o bilgi eksikliğinden dolayı evde annelerin yaptığı çok büyük yanlışlar da vardı. Bugün çocuklar sofraya oturmuyor. Doğru. Yani çok o doğru. Üçün beslenmeyi düzgün bir şekilde, yani bende de çocuklar var. Benim çocuklar da hani düzgün beslenince, sofraya oturunca atıştırmalıklardan uzak duruyor. Çünkü karnı tok. Karnı herhangi tok. Bir şeye özenmiyor, evet. Hissetmiyor. Evet. Gerçi çok da caydıran var doktorum. Böyle biz hep programımızı yaptığımız ilk günden bu yana, bir yılı geçti yaptığımız programlar. Paketlenmiş, şeker içeriği yoğun olan, zararlı, çocukların özellikle alışkanlık edindiği şekerlemeli, çikolatalı gıdaların ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da çok caydıran var, çok reklam var. Çok reklam var. Yani ben aslında geçen konuşurken şey dedim, yani çocukların kendini ifade edebilme ya da çocukların ihtiyaçlarını dile getirebilme yeteneği ne kadar doğru? Ya da çocukların doğruyu yanlışı ayırt edebilmesi mümkün müdür? Çocuklara profesyonel reklamcılar tarafından lansmanı yapılan zararlı bir ürünü, glisemik indeksi yüksek, lif oranı düşük, trans yağlarla yapılmış, şeker veya yalancı şekerlerle tatlandırılmış bir ürünü, bir gofreti, bir bisküviyi, bir çikolatayı, bir herhangi bir çocuklara yönelik
endüstriyel gıdayı reklam için reklam olarak çocuklara sunarken, bunu hazırlarken bunlar birçok şey düşünüyordur. Ama ona karşı o çocukların o seçimi yaparken ortaya koyacakları bir şey yok. Yani evet ben doktorum, ben derim ki onda glukoz şurubu vardır, onda işte trans yağ asidi vardır, onda zararlı tuzlar vardır, işlenmiş tuz vardır, işlenmiş buğday vardır. Şeker oranı yüksektir, lif oranı düşüktür, o doğal bir gıda değildir. Bunu düşünür, çocuğuma derim ki bak bu zararlı. En fazla yapabildiğimiz şey o zararlı, bu faydalı. Ama çocuk zararı da bilmiyor, faydayı da bilmiyor. Bilmiyor. Zarar nedir? Aileler de bilmiyor. Evet yani. Aileler de bilmiş evet, değil. Hani şey gibi yani sevap günah. Bir gün benim kızım sordu, baba sevap ne demek? Doğru. Yani hadi ama ne demek yani, kelime anlamını soruyor. Şu anda benim 3,5-4 yaşında, 3,5 yani Haziran'da 4 olacak kızım var. Baba zararlı ne demek? Hadi bunu zararlıyı hastalıklarla vesaire bir şekilde tanıştı o. Anlatabiliyoruz da. Ama yararlıyı anlat bakalım. Onu da işte büyüyeceksin, güçlü olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın. Ama çocuk için bu ütopik kalıyor. Anlayamıyor. Tabii. Görmesi, hissetmesi lazım. Evet. Bilmesi işte lazım. Bizim kaynağında, sorunu kaynağında çözmemiz gerekiyor. Doğru. Yani çocukları aldatmaya yönelik, çünkü çocuğu hani bir şekerle kandıran insanlar var. Dolayısıyla çocuğu aldatmaya yönelik televizyon reklamlarının kısıtlanması, çocuk programlarında gösterilmemesi gerekiyor. Katılıyorum size. Kesinlikle. Katılıyorum. Gerçekten yani çünkü, bununla ilgili hatta sistemler oluşturulmalı. Yani bu, zararını biliyoruz bu, kamuoyu, ve çılgınca da reklamı yapılıyor. Kamuoyu baskısıyla bu gerçekleşebilir. Yani çocuk programlarında, çocuk televizyonlarında belli saatlerden o reklam şeyi vardır, kuşağı vardır. Evet o kuşakta belki ama bir çizgi film veya bir animasyon filmi veya başka bir çocuk yarışması, çocuk programı varken işte hiçbir şekilde bence reklama izin verilmemeli. Doktorum insan denilen canlı o kadar acımasız ki subliminal evet. mesaj diye bir şey var. Çocuk normal çizgi filmi izlerken o akışın arkasında yerleştirilmiş bir şeyden bile alt beyinle alıyor bir, reklamı. Dehşet şeyler bir, bunlar aslında. Bir animasyon filmi izlemiştim ben. Evet gökyüzünden şey vardı. Hamburgerler yağıyordu pat pat i̇şte, pat buyurun, pat. Subliminal mesaj yani evet. Şimdi olay şu ya da işte o sevimli canavarların işte bir hamburger için savaştığını gördüğünüzde ve yedikten sonra işte ne kadar güçlü olduğu ortaya çıktıktan sonra 3 yaşındaki bir çocuğu nasıl engelleyeceksin? İşte bunun engellenmesi lazım. Yani bu reklamların engellenmesi lazım. Çünkü temelden başlamak lazım. Bana göre okul öncesi için yani kitle iletişim araçlarında bu reklamların kısıtlanması, okul öncesi ve okulda eğitimlerin verilmesi, ailelerin eğitilmesi, ailelerin, anne babaların mutlaka eğitilmesi. Hani biz hep diyoruz ya bilgi, bilgi, bilgi. İşte o bilgiye ihtiyaç var. Dolayısıyla da anne bilgili olursa, çocuk okulda ve ailede bu bilgiyi alırsa, ekranlardan eğer doğru çocuklara yönelik doğru bir lansman yapılırsa ya da o aldatıcı reklamlardan uzak tutulursa çocuklar, o zaman belki hani akil balığı olunca yani ergenlikten sonra kendi iradesiyle seçimlerde bulununca evet bazı yanlışlardan, bazı zararlı gıdalardan, uzak içeceklerden uzak duracaktır diye düşünüyorum. Çok güzel söylüyorsunuz. Şimdi bu kadar reklamlarla ilgili projeler geliştirmişken reklama gitmek çok zor olacak ama oradan da para kazanıyoruz. Yani şu aklıma gelen şeyi söyleyerek reklama gitmek istiyorum. Bir an siz böyle anlatırken Hansel ve Gretel'i düşündüm. Hansel ve Gretel iki kardeş evet. ormanda kayboluyorlar. Sonra evet. şekerle inşa edilmiş bir eve, cadının evet. evine gidiyorlar ya. O zamanlar da varmış dedim ve sonra işe uyandım. Tam tersine aslında çocukluğumuzda biz yetişirken o şekerle, pastalarla, çikolatalarla örülmüş evin tehlikeli olduğu ve aslında bir cadının yuvası olduğu beynimize kazınmış. Evet. Biz biraz daha şanslıyız. Reklamlar. Reklamlar. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam edecek. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam ediyor. Devam ediyoruz. Konu çok önemli. Yaz geliyor. Hızla yaza doğru yaklaşıyoruz. Bugün havanın böyle kapalı olduğuna bakmayın. Pazartesiden sonra biraz daha ince giyinmeye başlayacağız. Tüm detaylar burada devam edecek. Kilolar çıkacak ortaya.
Ama bu arada lezzetten vazgeçmeden bu kilolardan nasıl vereceğimizi, kilolardan nasıl kurtulacağımızı doktorumuz detaylarıyla bize anlatacak. Lezzetten vazgeçmeme kısmı da Zeyno'da. Zeyno'cum vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Lezzetimiz güzel. Doktorumuzun onayını alarak kilo verdikten sonra arada yiyebilirsiniz dediği için güzel bir bulgurla kapama pilav yapıyoruz. Bulgurlarımı ben bir kaseyi yaklaşık bir bardak suda şöyle bir şişirdim, haşladım. Diğer tarafta soğanlarımı tereyağında soteledim. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak yaptım. Kavurma yapmadık yani. Ardından mantarımı koydum. Onlar şöyle bir sotelendikten sonra tavuklarımın kenar köşelerinden kalan kısımları doğrayıp içine koydum. Onları şöyle bir kavurdum, kenara aldım. İçine de bulgurlarımızı karıştırdım. Bol baharatıyla ve özellikle nanesiyle birlikte. Tavukların da üst kısımlarını böyle çok ince olacak şekilde dilimler halinde kestim. Tereyağlanmış bir kalıbın üstüne onları dizdik. İçine de doldurduk pilavımızı, bastık. Şimdi fırında alt gözde, alttan biraz tavuklar kızarsın istediğimiz için tabanına yakın olarak pişiyorlar. 200 derecede yaklaşık 20 dakika pişip tamam olacaklar. Vay, çok lezzetli olacak Zeynep. Aman. Çok güzel. Sevgili izleyenler, bu lezzetin finalinde de göreceksiniz ki dayanılmaz bir lezzet olduğu ortaya çıkacak ama doğru bir lezzet değil mi evet. Doktorum? Doğru ve sağlıklı bir lezzet. Evet, 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 kesinlikle. Çünkü hem içeriğine baktığımızda bana gösterdi çünkü yayın öncesi. İşlenmemiş bir buğday kullanılmış yani bulgur kullanılmış. Başı bulguru. Ondan sonra sebzelerle karışık bir şey olacak. Menü olacak. Kaliteli yağ kullanmış yani işlenmiş yağ kullanmıyor. Aynı şekilde işlenmiş tuz yok. Evet. Öyle olunca faydalı, güzel, lezzetli. Zaten Zeyno'nun elinden çıkan her şey çok lezzetli oluyor. Dolayısıyla hem sağlıklı hem lezzetli. Hem lezzetli. Doktorum, sizin aslında stratejiniz ve sloganınız da bu. Lezzetten vazgeçmeden kilo verebilmek. Evet. Doğru işlenmemiş gıdaları kullanarak. Şimdi yaz geliyor. Az önce yaptığım anonsta da özellikle belirttim. Herkesin böyle belirli dönemlerde paniğe düştüğü, eyvah yaz geliyor, 3 kilom var, 5 kilom var, 10 kilom var, nasıl vereceğim, incecik şeyleri nasıl giyeceğim paniğiyle herkes böyle bir şeyler çözmeye çalışıyor. Top sizde, ne yapacağız? Evet. Şimdi doğru, yakında işte güneş kendini gösterdiğinde zaten havalar birden ısınacak. Yani çünkü geçen hafta 20 derece civarındaydı. Evet, nasıl güzeldi. Ama bugün baktığımızda 3-5 derece civarında. Yani ciddi bir ısı farkı var. Ama önümüzdeki hafta havalar düzeldikten sonra Nisan, Mayıs, Haziran zaten yaz ayları sayılır. Çünkü cidden sıcak olacak ve kalın elbiseleri insanlar çıkaracak. Bugün dış giyim yani montlar vesaireyle kapatılan kilo fazlalığı ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak. Evet, gerçeklerle ortaya çıkacak. Yüzleşeceğiz. Şimdi gerçeklerle yüzleşeceğiz. Böyle olunca insanlar hep son zamanlarda şey yapıyor, bir uğraşı içine giriyor. Aslında bu da yanlış. Yani benim tavsiye ettiğim şey 12 ay boyunca fit kesinlikle olmak. Yani biliyorum, 365 evet. gün gittiğiniz etkinlikler var. 365 gün aynaya bakıyorsunuz. 365 gün davetler var, düğünler evet. var. Dolayısıyla hani her zaman evet sağlıklı ve fit kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Programın başında hani beslenme ve sağlık ilişkisini konuşurken şu an işte ikinci daha sonra işte çocuklarda özellikle hani o eğitim konusu anne babanın eğitimi bu hep kilo alınmaması içindi. Ama her şeye rağmen eğer yanlış beslendiysek, hareketsiz bir yaşam sürdüysek, sürüyorsak işte mevsim suçlanabiliyor bu konularda ya da işte sosyal olmak adına işte hani sosyal yiyeceğim, sosyal içeceğim noktasında işte bazen o çevre suçlanıyor. Veya işte ben lezzetten vazgeçemiyorum, ben yapamıyorum, ben yemeden duramıyorum. İşte ben 40 yaşına kadar çalıştım, 40'ımdan sonra işte para kazandım, şimdi yemeyeyim de kim yesin? Ne zaman ben yiyeceğim? Gibi. Evet, biz yiyin diyoruz tabii ki. Yani yemeyin demiyoruz. Yemeyerek zayıflayamazsınız zaten. Yiyerek zayıflayacaksınız. Yani yemek ne demek? Yani yemek hücrelerimiz için gerekli olan gıda maddesinin takviyesi demek. Yani gıda maddesini vücuda almak demek. Doğru. Şimdi bu gıda maddelerini ben alırken baya baya yani çok çok lezzetli bir şekilde yiyebiliyorum. Evet. Çünkü bir kısıtlama yok. Evet, Zeyno yemek yaparken yine aynı şekilde
muhteşem lezzetler sunuyor ve bizim programa da uygun üstelik. Lezzetli bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Yani çünkü yediğiniz şeyler farklı şeyler değil. Uzaydan yeni bir yiyecek getirmiyoruz. Kapsül yok, hap yok, ilaç yok, mama yok, bir şey yok. Yeni bir ürün, yeni bir gıda tavsiye etmiyoruz ve öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey de önermiyoruz. Hani birçok farklı şeyler var. Şu anda hani düşündüğümüzde gündemde işte mucizevi gıdalar var. Yok şu, yok bu. Şunun tohumu, yok şu, yok bu. Hani güya. Gibi. Güya. Güya. Oysa onların içeriğine baktığımızda evet karbonhidrat oranı yüksek, protein oranı düşük, lif oranı işte hani bulgurdan farklı değil ya da bu kepekli pirinçten farklı değil. Dolayısıyla hani bizim tahıl grubundan bir üstünlükleri yok. Her sene bir şey çıkarılıyor ve insanlara farklı çözüm. Çözümsüzlük hatta çözüm olarak sunuluyor. Biz diyoruz ki evet doğal beslenin vücudunuz için ne gerekliyse yumurta, süt, peynir, balık, tavuk, et, hindi, baklagiller, sebzeler, meyveler, tahıllar, tohumlar, çerezler, kuru yemiş vesaire hepsi. Yani badem, fındık, ceviz gibi. Çekirdek. Dolayısıyla evet çekirdeklerin hepsi. Hepsi. Dolayısıyla da hani bunu düşündüğümüzde bu doğal beslenmenin, doğal beslenmenin temelinde doğal gıdalar vardır. Evet. Ha sadece endüstriyel gıdalarda eğer gıdanın yapısı bozulmuşsa hayır diyoruz. Yani o gıdanın yapısı bozulmuşsa hayır diyoruz. Aksi halde her türlü gıdaya zaten evet diyoruz. İşte kışın alınan kilolar ya da hamilelikte alınan kilolar ya da işte çocukluğundan beri üzerinde kilo fazlalığı olan insanlar bilsinler ki evet yani bir yerde başlasınlar. Çünkü kilo hastalık yapar. Kilo sağlıklarını bozar. Doğru. Kilo kalıcı olarak mutsuzluk yapar, yorgunluk yapar. Özgüveni kaybolmasına neden olur. Özellikle öğrencilerde konsantrasyon ve dikkat dağınıklığına neden olur. Bu da çok önemli. Çocuklar çünkü sınav çocuğu evet, hepsi. Evet, sınav çocuğu. Evet. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. Doğru seçimlerle hem kilo sorunu çözülebilir hem de sağlık kazanılabilir. İşte bu doğru çözümü de bilmek gerekiyor. Evet. Bu noktada biz insanlara bilinç tavsiye ediyoruz. Yani mucize diyetler, mucize gıdalar değil de bilgi edinin, bilgi. Bilgi. Bilgi sizi zayıflatır. Kesinlikle. Bunu Ayşe Hanım mıydı? Ne güzel söyledi. Evet Ayşe Emetlioğlu buradan saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Eğer bizi izliyorsa. Bilgi zayıflatır demişti. Nasıl bir bilge bir kadındı. Evet, evet. Ne demişti? Yani ben hep birileri çıksın bir ilaç bulsun beni ben kullanayım zayıflayayım. İşte birileri çıksın buna bir çare bulsun. Ben kolaylıkla zayıflayayım diye düşünüyordum. Oysa? Ve son 3 yıldır 141 kilo evde hiç dışarı çıkmadım demişti bana. Bir yılda 70 küsür verdi. Bilgiyle. Yani bilgiyle. Meğer zayıflatan ve bunu, bilgiymiş dedi. Ve bunu siz sorduğunuzda ne demişti? Evet. Bilgi zayıflatıyor. Bilgi meğer beni zayıflatan bilgiymiş, bilgiymiş dedi. Dedi. Yani müthişti. Evet bu yani bizim de hani gözümüzü açıyor, önümüzü açıyor aslında Ayşe Kesinlikle. Hanım gibileri. Çünkü ben de şu anda belki ilk zamanlar işte diyetle zayıflatıyorduk diyorduk ama şu anda gerçekten bilgi zayıflatıyor. Kesinlikle katılıyorum. Doktorum biz toplum olarak, yapı olarak karbonhidrat ağırlıklı yönlendirilme, yanlış öğretilerle yetiştirilen, büyütülen bir toplumuz. Bizde gıda karbonhidrat olarak algılanıyor. İşte ya, sofraya ekmeksiz oturulmuyor, sofraya pilavsız, makarnasız oturulmuyor. Doğru, oturulmasın zaten. Bunu anladım. Ama hangi ekmek? Evet. Ama hangi pilav? Hangi yağla yapılmış hangi pilav? Hangi tuzla yapılmış? Hangi bulgurla yapılmış? İşte pirinç. Yani ben de pirinç yiyorum. Birçok hani bir sorsam Zeynep Hanım belki burada doğru cevap verir ama kameraman arkadaşlarımıza sorsam kaç çeşit pirinç biliyorsunuz? Balda Osmancık derler belki. Doğru mu? Evet. Oysa. Ama ben sayısını bilmiyorum. O kadar fazla. Her renkte pirinç var. Değil mi? Şimdi o pirinçlere baktığımızda, memleket pirincine baktığımızda ki pirinç bölgesindeyiz sonuçta. Gönen şurası, Sarıköy şurası, Manya sovası. Hani baktığımızda evet pirincin buradan Türkiye'de aldığını düşünürsek
Gönen'de ben pirinç alıyorum. Ama kabuklu pirinç alıyorum. İşte bulgur. Zeynep Hanım'ın şu an yaptığı... Başbaşı bulguru. Şimdi buğdayı bana gösterdi, bulguru gösterdi. Evet, doğal görünüyor, doğal bir buğday. Hı hı. Şimdi biz geleneksel tohumlarımızla, işte çok fazla gübre vesaire kullanılmadan, ilaç kullanılmadan üretilmiş bir buğdaydan, örnek veriyorum, geleneksel yöntemlerle elde edilmiş bir bulguru neden tüketmeyelim? Kaldı ki her şeyi tüketebiliriz biz. Ama bu, örnek veriyorum, buğday ya da bulgur ya da pirinç. Şimdi bununla, hani bu Çinliler gibi ya da Uzak Doğulular gibi, sadece bununla beslenmek yanlış. Çok güzel. Bununla beslenmek yanlış. Yani bir öğünde denge olmalı. Protein mutlaka olmalı. Protein mutlaka olmalı. İşte doğal yağlar kullanılmalı. Evet, lezzet için sebzelerle yapılmış zeytinyağlı sebze yemekleri ya da salatalar. İşte lezzet için ve doymak için doğal bulgur, doğal pirinçle yapılmış pilavlar, makarnalar, erişteler. Ben size geldiğimde bir fotoğraf gösterdim. Evet. Neydi o? Erişte. Nasıl güzeldi. Evet. Sebzelerle pişirilmiş, evet. Mantarla pişirilmiş. Lezzetli bir erişte. Tereyağlı, zeytinyağlı. Evet. Yanında da et vardı. Yani baktığımda evet, ben de yiyorum. Benim çocuklarım da yiyor. Yani ama seçimlerimiz doğru oluyor. Hı hı. Ve inanın çok lezzetli. Ve bu aslında sizin bütün öğretilerinizin temeli bu. Doğru şeyleri seçmek, doğru yemek, doğru stratejiyle yemek. İşte bu noktada sizin bilginize yani çok denge, ihtiyaç var. Denge şey yapılacaksa, korunacaksa evet. Bir nokta daha var. Yani eğer harcayabiliyorsanız her şeyi de yersiniz. Bu da önemli. Yani yediğiniz şey sizde eğer kalıcı zarar vermiyorsa size, hı-hı, hücrelerinize, hı-hı, örnek veriyorum trans yağ asitleri gibi. Hı-hı. Ve siz harcayabiliyorsanız, bir doğanın tadını çekmeye gittiğinizde çok güzel harcıyorum. Kilometrelerce yol gidiyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla o fiziksel aktiviteden önce sporcu beslenmesi gibi karbonhidrat ağırlıklı bir öğün yapıp gidebilirsiniz doğaya. Kesinlikle. İşte biz diyoruz ki ben de yiyorum, ben de yediğimde harcayabileceğim öğüne denk getiriyorum. Tabii bu da bir strateji aslında, değil, evet, mi doktorum? Yani canımın istediği an değil. Hı-hı. Yani akşam öğününde hava soğuk, dışarı çıkmayacaksınız. Canın pilavla makarna istedi. Yok böyle bir şey. Yani bunu yeme işte. Evet. Yarın pazar dağa çıkacaksın, heh, yürüyeceksin, kayak yapacaksın. Ya da işte arkadaşlarınla işte halı saha maçın var. O zaman git maçtan önce o istediğin şeyi ye, ve sonra harca. Ve harca. Yani fiziksel aktiviteden önce sporcu beslenmesi gibi bir şeyler yiyebilirsiniz. O, hı-hı, diyet listelerinde olmayan, hı-hı, kilo aldırdığı söylenen gıdalardan. Şimdi bizim önerdiğimiz şey de evet, bir bilgiyle zayıflıyoruz derken o bilgi sadece diyeti de kapsamıyor. Bunu da belirtelim. Tabii. Bunu da lütfen altını çizerek anlatın. Evet, yani sadece diyet listesiyle de zayıflayamayız. Dolayısıyla da hani yanlış yapılan sporlar, hı-hı, nefes nefese kaldığımız, işte o biçim terlediğimiz, kalbimizin 120-130 çarptığı. Zannediyorlar ki bu kadar çok terleyince, evet, kalp o bu kadar kıpkırmızı orada, olunca kilo verdiklerini zannediyor orada insanlar. Kesinlikle kilo veremezler. Sıvı kaybederler. Zaten çıkışta da şekerler de düşmüş olacağı olur. İçin ilk gidecekler yerde pastane olur ya da mutfak olur. Aynen öyle. Hani bizim dediğimiz, evet burada bir bilgi vereyim. Spordan önce ye o zaman. Ve harca. Ve harca. Ve harca. Şimdi spor yapıp aç kalıp şeker düştükten sonra eğer mutfağa girer yersen o kilo yapar. Aynen öyle. İlk önce yiyeceksin. Önce yiyeceksin. Sonra yakacaksın. Evet, sonra yakacaksın. Çılgın gibi gidip yaktıktan sonra o şeker düştüğünde gidip yemek tam tersine kiloyu verdirmez, aldırır. Aldırır. Evet. O yüzden spor yapanlar işte şuraya gittim işte 2 ayda 1 kilo verdim ya da 3 kilo aldım diyor yani. Ya da aldım diyor. Doğru. Şimdi bu budur yani tabii ayaküstü. Ya da işte 35-40 dakikalık televizyon programlarında bu sorunun temeli çözecek
imkanımız yok. Yani böyle bir şey de yaklaşım da yanlış ama bizim burada bir farkındalık yaratma çabamız var. Yani insanlara doğru yöntem nedir noktasında işte doğru yöntem bilgidir, bilgili olmaktır, doğru beslenmektir, doğru beslenmeyi bilmektir. Harikasınız. Doğru beslenme ve bilgi de Doktor Mustafa Tökendedir, Elma Life'tadır. Teşekkür ederim. Şimdi de mutfağa gidelim. Yani sadece bende değil, belki bunu doğru olarak anlatan çok fazla insan vardır. Onların da hakkını yemeyelim. Önemli. Evet, yani doğal beslenmeyi savunan herkese başvurabilirler. Kesinlikle süpersiniz. Mutfağa gidiyoruz efendim, listemizi kontrol edin. Buyurun. Hazır, gerçekten hazırız. Hazır. Yemek de hazır. Hazır. Nasıl hazırlandı acaba? Tarif edelim ama lütfen. Öncesinde tabii yeni izleyecekler için söyleyeyim. Doktorumuzun yeme saatine uymadığı için servis açmadım, vermiyor mu bu kız doktoruna falan demesin kimse. Hayır, vermiyoruz, biz yiyeceğiz. Daha saati var onun. Saat zamanında biraz daha ısınıp gelecek. Evet. Güzel bir kapama bulgur pilavı hazırladık bugün. Bunun için de tavuklarımızın göğüs eti kullandık, kemiksiz olarak fileto kısmından. Onlardan böyle ince ince dilimler çıkardık, olabildiğince ince. Geri kalan kısımlarını, biraz böyle parça olacak kısımlarını doğradık, kuşbaşı kenara ayırdık. Soğanımızı tereyağında soteledik, ardından mantarlarımızı koyduk. Onlar biraz çevrilince mantarlar çiğ suyunu attıktan sonra kalan o parça tavuklarımızı koyduk. İçerisine nane koyduk, karabiber koyduk, çok hafif kırmızı biber ve diğer tarafta bir bardak suda haşladığımız bulgurlarımızı koyduk. Bulgurumuz çok güzeldi, baş başı bulguruydu. Hepsini harmanladık. Çok fazla tuz tercih etmedim. Hepsi harmanlandıktan sonra o bir pilav şeklinde, yarı pişmiş bir pilav şeklinde kenarda bekledi. Tereyağlanmış bir kalıba, fırın kabına önce tavuklarımızı, o ince dilim halindeki tavuklarımızı yerleştirdik. O kısımda baharatlayabilirsiniz, tuzlayabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Pilavın lezzeti yeterli diye. Üzerine de pilavımızı bastık. 200 derecede 20-22 dakika pişti. Ters çevirdik, servis ettik. Bir sanat şaheseri olmuş. Sanat şaheseri olduğunu nereden anladık? Sevgili yönetmenim Mustafa sanat icra etti. Farkındayım. Anlatırken gözüm geçişler, orada. Şöyle geçişler, böyle görüntü bir, bu taraf bu açıdan seninle görüyorum, birleştiriyor. Sen görüyorum. Anlatırken aradan pilav giriyor. Sen konuşurken orada arkada görüyorum. Hiçbir yemeğe bu kadar özen göstermemiş değil mi? Zeytin biraz çorbasından olmasın mı bu? Bence de. Gerçekten çok güzel olmuş. Görüntü de çok güzel. İçerik doktorum zaten. Buyurun. İçerik zaten, içeride de konuştuk program içerisinde. Yani bana göre evet, doğal bir yemek. Tebrik ediyorum. Hatta bana şeyi hatırlattı. Perde pilavını hatırlattı. Evet. Siirt'in meşhur çok güzeldir. Perde pilavı var. Bu daha sağlıklı. Çünkü onda yufka kullanılıyor galiba. Evet, hamur yapılıyor. Hamur yapılıyor. Ama bu çok daha lezzetli ve şey görünüyor. Neden sağlıklı, daha sağlıklı? Çünkü işlenmiş gıda yok. Çünkü doğal gıdalar var. Ama çünkü Zeynep sizden bilgileri aldı. Tabii. Evet. Bunu öğrenmek çok önemli. Perde pilavını evet ben de çok seviyordum. Hani dışına hamurun daha az unla, tam buğdayla falan belki yapılabilir ama içi tamamen pirinç. Çok fazla karışım var içerisinde. Öğrendik, bilgileri aldık. Şimdi çok daha rahat besleniyoruz. Evet, evet, bilginize sağlık doktorum. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Fırsat bir sonraki programda ne demek? Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimize, tüm ekip arkadaşlarıma, Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sabahtı, sağlıklı, mutlu bir sabahtı. İnşallah aynı mutluluk ve sağlıkla yarın sabahta birlikte oluruz. Ama bugün için sürçülisan ettiysem affola. Hoşçakalın.
Bas Tavuk hayatın tadını sundu.